Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Köfteyiz'den New Horizons'ın yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız ve biraz farklı bir yerdeyim sanki, değil mi? Evet, farklı bir yerdeyim. Evet, bölüm arası her şeyi taşıdım. Tabii ki de ekipmanlarımı daha doğru düzgün yerleştirmedim. Sadece burası geçici bir ev olarak tutuldu. Hızlıca planımdan bahsedeyim. Şimdi şurayı görürseniz eğer, şurası komple bir düzlük. Şurası komple bir düzlük. Şurada dağlık başlıyor. Şuralar komple bir düzlük. Planım şu şekil, şu bölgeyi komple bir şehre dönüştürmek. Neden buraya yerleştim diye soracak olursanız, çünkü buranın ve şuranın farkında değildim. O yüzden önden buraya yerleştim. Ama şehrimi şu yöne doğru kuracağım. Evet, planım böylece bir şehir sahibi olmak. Evet, ilk önce şuralara falan yerleşeceğiz. Ve ilk yapacağımız şey tabii ki de buhar ekipmanlarımızı doğru düzgün yerleştireceğimiz bir yer bulmak. En büyük önceliğimiz şu an bu. Şimdi bunun için ne kullanabiliriz? İnşaat ekipmanlarından şöyle bricklerim var. Bu arada brickleri kendim yapmadım. Yol üstünde tamamen brickten yapılmış bir yer buldum. Artık öyle bir yer yok. Bundan sonra, bu arada chestlerim çok düzenli değil. Chestlerim bayağı dağınık hatta. Binayı tahtadan yapabilirim. Ancak tahtadan bina yapmak istemiyorum. Çünkü içinde sürekli aşırı yüksek ısıda çalışacak şeyler var. Evet, çoğu senaryoda etki etmeyecekler, ancak ben gene de buna uymak istiyorum. Şimdi şurada Black Grint'im var. Benim Red Grint'im de var. Red Grint'im burada. Bir de şunlar da var. Burada şunları dönüştürebileceğim bir yol var mı? Woven clay. Yok. Ama gene kullanabilirim sanki. Evet. Red grint ve black grintlerimi de kullanabilirim. Onları nasıl işleyebiliriz? Ha, grindstone. Evet. Pişirip ardından evet, black grint bricks. Ama biraz renk kontrastı olur. Onun yerine marble kullanabilirim, ancak marble'ım az. Red grint'im var. Hatta Red Grant'ın en fazlası şu an. Bir de Science Day. Ya da ben base'ime başlayayım. Ya temeline başlayayım. O esnada seni alalım. Resupply moddasın, değil mi? Evet. Tamamdır. Şunları da içine koyalım. Şimdi öncelikli olarak F9. F9 niye çalışmıyor? Ha, F8'e basıyormuşum çünkü, salak gibi. Aslında biraz da envanterimi de boşaltmam lazım aslında şu an. Envanterimde çok fazla gereksiz şey var. Şimdi. Şunlar gelsin. Şunları kullanacağım başka binalarda. Mesela depolama binasında kullanacağım kesinlikle.
Kağıtlarımı bulundurduğum bir yer vardı sanki. Neyse, bunları zaten envanter düzenlemesinde tekrar yapılandıracağım. Miner'ıza gerek yok. Dur, sen neyi almışsın? Ha, Glowstone Dust. Ve lead'imi burada unutmuşum. Hayretten. Shovel gel. Siz ikinize sana ihtiyacım olacak. Dust sana ihtiyacım olmayacak. Çok sen gelebilirsin ya da... Evet. Ve atımı lead'lemeyi unutmuşum. Haber at. Şimdi. Biz ilk binamızı buraya yapalım. Önce burayı biraz düzleştirmem lazım. Digger's Backpack'i unutmuşum tabii ve evet. Şu sesi kısmayı unutmuşum. Sound. Kapan. Burasını düz bir ara olan istiyorum. Ya da bir üst katmandan düzleştirebilirim. Evet, bu şekilde ve benim cidden Digger's Backpack. Dur, Digger's Backpack var. Evet, varmış ha. Miner's Backpack zannettim onu ben. Tabii ki de ağaçlarımız sırayla bir temizleyelim. Ağaçlarımızı. Evet, bu bölüm biraz inşaat özelimsi gibi bir şey olacak. O yüzden ara ara çok sık keseceğim bir bölüm olacak. Planım, dediğim gibi, endüstriyel bir şehre dönüştürmek burayı. İlk önce buharlı ekipmanlarımın... Daha sonra. Evet, önce buharlı ekipmanlarımın ve kokovun vesairenin bulunacağı bir bina yapmak. Bunları iki ayrı bina olarak düşünüyorum. Tabii bunların işleri bittiğinde farklı işlere de yontulacaklar ya da yıkılıp yerine yenisi yapılacak. Binayı çok beğenmezsem. Backpack, sen de resupply moda gel. Evet. Bu muhtemelen bir değil, iki çank falan gibi bir yer kaplayacak bir bina olacak. Evet. Ben bu şekilde terraformingime devam ediyorum. Evet ve geri geldim ve sınırlarımız bu şekilde. Şurayı neden böyle bıraktım diye soracak olursanız şuradan itibaren bir alan daha yapacağım. Burası direkt şu buz düzey seviyede olacak. Ama binamızın temeli burası. Başlangıç. Evet, burası buhar mı? Aslında şey, öncesinde diyordum ki buhar makineleri ve kokovun vesaireyi ayrı tutayım diye ancak aynı binaya koyabilirim sanki. 5 blok yükseklik yeterli mi? Yeterli olmayabilir aslında. Evet, yapacağım alan burası. Zeminimi neyden yapabilirim onu düşünüyorum. İskeleti bununla yaptım da. Aslında yakınlarda quarry yatakları var. Onları kazabilirim. Bir de dikkat ettiyseniz eğer bütün ve ben bir yemek yiyeyim. Dikkat ettiyseniz eğer köşeler, kenarlar çankın dışında kalıyor. Ancak içerisi tam bir adet, tam bir çank. Bir çank ebatında. Sanırım evleri bu şekilde gideceğim hep. Çankın içinde kalacak şekilde.
de tamamı ancak sınırları dışında kalabilir şekilde. Bilmiyorum, belki öyle bir şey gidebilirim. Şurası kesinlikle cadde olacak. Şurada da başka bir bina. Evet, bu şekilde devam edecek. Biraz ilerisine biraz bir tarla alanı kuracağım ki tarla alanı aslında aşırı önemli ve aslında tarla alanını şuraya doğru da kurabilirim. Ama nehir kenarına olması ne kadar mantıklı olur mu onu düşünüyorum. Onları bir yandan düşünüyorum. Bunda yerine mesela şu ilk taşı koyana kadar emin değildim. Ama ondan öncesinde birkaç bir şeyi hızlıca koymam lazım. Mesela su tankı. 170 ünite, güzel. Ve uyuyamıyoruz şu an. Kokomun ve su tanklarımı şimdiden koyayım bir. Hardwall. Blacksmith alanım farklı olacak bu arada. Kokonlar. Su tankı. Şunu yerleştirebilirim. Ve Blast Furnace'lar. Evet. Bunlarla başlayacağız. Yerleştirmeye. Ondan sonrasında inşaat tarafına devam edeceğiz. Ah. Ama bunları ilk bir başta yerleştirmem farz. Koku onları aslında şuraya yerleştirebilirim. Hatta evet, oraya yerleştireyim ben. Gel bakalım. Tank sınırlarını göremez oldum. Tamamdır. Tabii ki de bir video geleneği olarak bana gene mesaj geliyor. Evet. Gerçi bayağıdır gelmiyordu. Eskiye mi dönüyorum? Buradan da devam edelim. Sen. Muhtemelen aslında bunu doldurma malzemesini de brick yapabilirim. Alt katım. Evet. Alt katımız direkt buraya çıkacak. Deniz seviyesine. Şöyle alt katımız bir tık daha aşağıda. Ama alt katımız gördüğünüz gibi güzel, taze bir kokovun alanı olacak. Üstüne de blast furnace'ları koyalım. Üst katına da. Ve benim daha iyi bir kaz... Aslında şey, daha geniş alanı. Şu excavator'dı galiba. Ondan yapmam lazım. Ve bir blacksmith alanına da ihtiyacım olacak kesinlikle. Evet, en azından şimdilik şöyle bir sınırlarımızı evet, alt katımız burası. Evet, kesinlikle ama kesinlikle benim bir excavator'a ihtiyacım var. Özellikle bu kadar terraforming yapacaksam. Şimdi kovanlarımızı yavaştan yerleştirmeye başlayalım. Gerçi dur, hala biraz şuradan, şurası daha az toprağa sahip. Buradan yerleştirebiliriz. Oops. Toprak, toprak, toprak.
en köşeye gelsin istemiyorum. Ya da gelebilirdi aslında. Hem Coco'nun senaryosunda gelebilir. Coco'nun. Evet, birinci Coco'nun. Buranın altında da bir şeyler de geçecek. Mesela borular geçecek en basitinden. Üstünden de... Evet, kokonlarımızı yerleştirdik. Water tankleri... Aslında şu an bir tane var ama... Dışarıya ya da üste yerleştirebilirim. Dışarı yerleştireyim şimdi. Ya da dur. Water tankleri nereye yerleştirebiliriz? Aslında şu alan güzel olabilir. Aynen bu alan güzel olabilir. Ya dur. Biraz yükseğe yerleştirelim. Normal balta. Ve benim scaffolding'im var mıydı? Benim scaffolding de yapmam lazım bayağı be. Ah. Şimdi. Çankları kapatabilirim çünkü kullanacağım çanklar belli oldu. Şimdi. Cheat. Aynen. Cheat. Scaffolding var mı? Framebox var. Scaffolding yok. Şimdi hangisi daha? Wooden Framebox. Bu da böyle. Bu mu? Bunun arasındaki fark ne? Bakalım. Bu tırmanmamı sağlıyor mu? Sağlamıyor. Oops. Jungle fence. Ben şimdilik klasik altıma 4 koyarak gideceğim. Ve yay, karnımız acıktı. Şimdi altımıza 4 koyarak evet, bu güzel bir yükseklik gibi. Evet, sen su toplamaya başla. Araya bir tane daha koyabilirim sonradan belki. Ama çok kalabalık durursa gibi de düşünüyorum. Tabii ki de bu çitler yetmeyecek. O yüzden daha fazla cheat yapmam gerekecek. Ama tam bir eksik kaldı. Aslında bir aşağı daha koyabilirmişim. Şimdi. 1, 2, 3.
Ardından evet, burası böyle güzel. Düzen olarak. Şurası gene temizlenecek. Duvarlar konmaya başlanacak. Duvarları neyle? Muhtemelen quarry stone'la yapabilirim. Quarry stone yatağım var, güzel bir tane yakın. Birkaç tane yakınlarda. Ah. Sonrasında. Şuraya doğru bir yerde bir şehir merkezi olacak. Burası tamamen ilkel fabrika alanım. Ve şey, makineleri buraya çatıları koymadan koymak istemiyorum. Ah dur, blast furnace'ları koyabilirim ama. Ama blast furnace'ları da şey, zemin olmadan koyalım. Onu da zemin geçici olarak 4'le yapabilirim. Çünkü neticede aslında blast furnace'ları bir seviye aşağı koyabilirim. Evet, blast furnace'ları bir seviye aşağı koyalım. Kesin şey, şu an tamamen köfte nasıl inşaat yapıyor onu görüyorsunuz yaptığı zaman. Çok ahım şahım bir süreç değil ama umarım ne olduğu anlaşılıyordur. Evet, tabii ki de uyumamız gerekecek. Benim buraya ışık da yerleştirmem gerekecek. Ve tabii ki de killerdir, şudur, killeri vesaire temizleyeceğim buralarda. Ve bir an önce tarlayı kurmam da lazım. Bir tane tarlayı bölüm arası kuracağım. Ondan sonrasında tarlamızla ve makinelerimizle yolumuza koyulacağız. Ve bunun anlamı nedir? İyi. Çağ atlamaya yaklaştık. Şunların bir düzenine oturduktan sonra yavaş yavaş çağ atlamaya başlayacağız. Şimdi siz gelin bakalım. Sevgili dörtler. Dörtler, beşler. Hayır, bu espriyi evet yaptım maalesef. Sen değil, sen de lazımsın Coco. Şimdi neden bir seviye aşağı koyuyorum? Çünkü bazen bu kokonların üstüne de bir şey koymam tam olarak bu sebepten ötürü. Hatta belki burayı direkt olarak bir seviye altta yapabilirim. Yani deniz seviyesinin altında olur burası. Ve şey, yani yukarı basamakla çıkarız. Olabilir aslında. Hatta olabilir. Deniz seviyesine o şekilde çıkmak mantıklı olabilir. Güzel fikir. Güzel fikir. Tamam o zaman. Şu an için bu binanın sınırlarını belirledik. Suyumuzu biraz da olsun yerleştirdik. Şuraya su tankı falan da yerleştireceğim. Unutmadan. Şimdi geçici zemin. Biraz fazla yeşil zemin oldu bu. Ve şunları da yerleştirelim. Ve blast furnace'larımız hazır. Voila. Bir seviye alta koyabilirdim de çok fazla şey bir seviye alta koymuş olacağım bu durumda da. Ve şunların belki üstüne de bir şeyler koymam gerekebilir, o yüzden şimdilik böyle tutuyorum. Buhar üretimimiz
su kaynağı burada olduğu için burada olacak muhtemelen ya da şurada olabilir. Blast Furnace'ların karşısında buhar makineleri de buralarda falan olacak. Evet, sanırım düzenimizi bulduk. Bir yerlere tank koymam gerekecek. Belki şuraya koyabilirim ya da Blast Furnace'ı aşağı mı koysaydım? Yok ya, iyi burası. Buhar depolamayı alta koyabilirim ya da buhar üretimini alta koyabilirim. Olabilir, olabilir. Neyse. Bu şekilde düşüne duralım. Bir de benim son olarak bir şeyi en azından geçici olarak kurmam lazım. Evet. Nedir tahmin edebilirsiniz belki? Bu arkadaş. Evet. Benim bir de tank, yeniden tank yapmam lazım. Seer Tank. 4 tane Seer Breaker. Bricks ve Brick lazım. Smelting. Grout nasıl yapılıyordu? Su, clay dust, red sand, gravel. 3 tane gravel. 3 tane sand. Evet, ters söyledim biliyorum. 2 tane. Güzel. Benim kovalarım nerede? Where are my buckets, my friend? Where are my buckets? Bucket. Muhtemelen burası Steam ile alakalı şeyler bittikten sonra direkt su üretim yerine dönüşebilir ya da nehir üstüne de kurabilirim. Evet. Ve benim yanımda crafting bench'im var. Gel. Gelin. Siz de gelin. Ve siz de gelin. Grout. Yay. Evet. Şu an bu yolu her seferinde kat etmem gerekecek. Ancak Seared Brick yap... Bu arkadaşı yapmak istememin sebeplerinden biri de daha hızlı ilerleyebilmek ve furnace'lar. Gelin bakalım. Ve bana bir tane çakal. Ve tahta bir binada fırın çalıştırmaca. Ha tabii grout'u önce şekillendirmem lazım. Şekillendirici zımbırtım nerede benim? Şimdi o şekillendirici zımbırtıyı ara bul. Zımbırtıyı kayıp mı ettim ben yoksa? Neydi adı? Wooden Form Brick. Ah buradaymış. Pişe durun. Ah. Ve bu da bittikten sonra Seared zımbırtımızı da yerleştirmiş olacağız. Tabii ki de benim lav toplamam gerekecek arada. Yüzden de şunu da yerleştirelim. Seared Tank. İki, üç, dört. Voila. Şimdi bunu nereye yerleştirebiliriz? Aslında madenler şudur bu durum direkt buraya taşınacak ama bunun içinde olmasını istemiyorum. Bu dışarıda bir yerde olsun. Hatta yanında olabilir.
Seni bunun üstüne koyalım. Üstünde çalışabiliyor olman lazım. Evet. Aslında bir saniye. Bir tık daha geniş yapabilirim sanki bunu. Bir tık daha geniş yapabilirim. Evet. Güzel bir genişlik oldu. Ve bunu içinde tamamlamamaya özen göstermem lazım. Ben içindeyken tamamlamaya özen göstermem lazım. Yoksa biraz pişebiliriz. E gerçi şu an lav yok. Seni illa yanda mı istiyor? Evet, illa yanında istiyor. Şu dört görüntüsü hoşuma gitmediği için bunu böyle yapacağım. Yine gece oluyor. Ve benim buraları ışıklandırmam da gerekecek. Işıklandırma için güzel bir şeyler düşünüyorum. Ama sanırım şimdilik bu bölümümüzü burada bitirsek güzel olabilir. Ah, o zaman sanırım inşaat özel bölümümüzden bir sürek bu kadar. Temellerimizi belirledik. Neyin nereye yerleştiğini az buçuk biliyoruz. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.